yürürüm. Ne işin var? Çekil et. Çek kameranı ya.6 Eylül günü ile beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da aşılanmayan kişilere yönelik bazı kısıtlamalar bu anlamda başladı. Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların aşı takvimini tamamlaması veya 48 saat içerisinde negatif PCR testini ilgili görevlilere ibraz etmesi gerekmektedir. Bu anlamda şimdiye kadar %66 olan Batman'daki aşı oranının sarı kategoriye geçen aşı oranının biz çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın da ilgisiyle mavi kategoriye geçmesini beklemekteyiz. Yaklaşık bir aydır ilimizde yoğunlaşan vaka sayıları vatandaşlarımızın aşıya ilgisiyle beraber azalmaya başladı. Bu anlamda biz bütün Batman halkını bütün sağlık tesislerimizde, kamu ve özel tüm sağlık tesislerinde aşılanmaya davet ediyoruz. Ne yazık ki bizim hastanelerimizde yatan, yoğun bakımlarımızda yatan vatandaşlarımızın hepsi kendilerine aşı hakkı tanımlandığı halde aşılanmayan vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu anlamda yoğun bakımda yatan hastalarımızın %95'inden fazlası aşı hakkı bulunup aşılanmayan kişilerden oluşuyor. Ve genç hastalarda aşı takvimine uymamaktan dolayı yatan hasta sayısının arttığını görüyoruz. Bu anlamda yaşı genç olup yoğun bakımda yatan hastaların olması onlara hizmet eden sağlık çalışanlarımızın da bu anlamda çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Biz genç, yaşlı demeden tüm vatandaşlarımızın çok hızlı bir şekilde kendilerine devletimiz tarafından ücretsiz olarak tanımlanan tercih yapabilecekleri aşı haklarından faydalanmaları için sağlık tesislerimize davet ediyoruz. Şu anda 70 dolayında yoğun bakımda yatan hasta sayımız var. Yine 300 dolayında tüm sağlık tesislerimize yatan hasta sayımız var, serviste yatan hasta sayımız var. Az önce de ifade ettiğim gibi biz eğer yeterince aşıya rağbet edersek, insanlar, vatandaşlarımız bu konuda rağbeti artarsa, genç yaşlı dinlemeden bu sayıların düşeceğini biz öngörüyoruz. Yine herhangi bir semptomu bulunan vatandaşlarımızın hiç geciktirmeden PCR testi almak için, yine ücretsiz olarak sunulan PCR testi almak için sağlık tesislerimize başvurmalarını rica ediyoruz. Sağlık Bakanımızın en son açıkladığı verilerde de 100.000'de 389 olarak vaka sayımız açıklandı. Batman il genelindeki aşı oranımız %66 oranında. Biz geçen hafta sarı kategoriye geçtik bu anlamda. Bu anlamda hem Batman halkının hem Batman'daki tüm sivil toplum kuruluşlarının desteğini almaktayız. Biz vatandaşlarımızın yoğun rağbetiyle okul sezonunun da açılmasıyla beraber hızlı bir şekilde %75'i aşıp mavi kategoriye geçmeyi planlıyoruz. Daha önceden 12 yaş üstü kronik hastalara, hastalığı bulunan çocuklara tanımlanan hak bu hafta itibariyle velisinin talebi ve onayı olan tüm çocuklara da bütün sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde uygulanabilmektedir. Bu anlamda ben bütün halkımızı tekrar aşıya güvenip sağlık camiasının sağlık çalışanlarına ve bilime güvenip aşılanmaya davet ediyorum.